Evet, Kenan Işık bizimle. Beni kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederim. İzin verirseniz yine Kenan abi diyeceğim. Çok teşekkür ederim Deniz. Sağ ol. 1963 değil mi yanılmıyorsam tiyatroyla iç içeliğin başlayışı. Ben size aslında oyunculuk, yönetmenlik ama hepsinden önemlisi ve öncelikle sanki tiyatro yazarı olarak tanıyorum. Evet. Nasıl gidiyor? Bu aralar bir çalışma var mı? Önce onu sorayım. Tabii seninle böyle çok yakın tanıştığım dönemlerde oyun yazarlığım ve yönetmenlik ön plandaydı. Daha önce oyuncu olarak başladım ben de herkes gibi. 1963 yılında profesyonel oldum. Lise 1. sınıfa gidiyordum. O zaman? Profesyonel olduğum zaman evet. İşte sonra zaman içinde sadece oyunculukla kalmadım. Oyun yazarı. Sonra yönetmen oldum uzun zaman. Oynamadım tiyatroda. Neredeyse son 20 yıldır hep oyunlar sahneye koydum. Evet. Rejisörlük ve evet. Yazarlık da ağır yazarlık bastı. Ağır bastı. Var mı bir çalıştığınız oyun yeri yazar olarak çalıştınız? Önce onu soracağım. Ben elbette. Ona takılmıştım. Şimdi yazı yazmak tuhaf bir şeydir. Yani sadece masanın başına iş kalmadan önce biriktirirsiniz pek çok şey. Bu biriktirmek böyle işte gündelik hayatınızı yaşarken olan biten bir şeydir. Bir de etkilenmeler vardır. Yani Freud'un dediği gibi o üst yapı bir şeylerden etkilenir gördüğünüzden, baktığınızdan ya da okuduğunuzdan. Bu tarz bir şey var ama itiraf edeyim ki yani henüz böyle masanın üzerine yiyeceğim bir malzemeye şu anda sahip değilim. Evet, peki rejisörlük adına bir şeyler var mı? Evet, o her zaman var. Var mı belli somut bir proje yoksa somut bir proje düşünceler yok. Mi var? Yani birkaç tiyatrodan teklif var şu anda. Onlardan herhangi birini işte bahar başlamadan çalışacağım, değerlendireceğim. Peki bu televizyon işlerinin yoğunluğu biraz tiyatrodan uzak kalmayı getiriyor mu? Doğru, elbette öyle. Yani eğer televizyonun işi olmamış olsaydı mutlaka masanın başında onun yazıyor olurdu. Olurdu. Biraz da şu günlerde de epeyce yoğun. Çünkü son derece sorumlu işler hepsi. Hı hı. Yani sunduğum yarışma programı, sonra oynadığım Dadı dizisi. İşte ben de öyle bir işe bulaştım. Hani derler ya sakız çiğnerken merdiven çıkamıyor diye. Ama yani çok da yoğun gidiyor herhalde değil mi? İşte eski hayatımdan daha yoğun değil. Yani biraz önce içeride konuştuğumuz gibi şimdi stüdyoya giriyorsunuz, bir yarışma programı sunuyorsunuz, işte iki bölüm çekiyorsunuz. İşte eskiden ne yapardık? İşte tiyatroya gider uzun uzun sabah 10'da başlar, akşam 6'ya kadar 7'ye kadar prova yapardık. Sonra da ondan sonra da oyunda oynardık ya da rejisörsek işte kulislerde otururduk. Ertesi sabah kalkar seslendirmeye giderdik. İşte televizyon koridorlarında otururuz, sıramızı beklerdik. Yani hep bir yoğunluk içinde zaten hayatımız. Onlardan farklı bir yoğunluğum yok. Peki o günlerden bugüne yani tiyatronun ağır bastığı günlerdeki televizyona bakışınızla şimdi bakışınız arasında bir değişiklik oldu mu? Kuşkusuz ki televizyon değişiyor. Ben televizyonun ilk başladığı günden itibaren televizyonda olan biriyim. Yani TRT'nin ilk dönemlerinden itibaren. Neredeyse TRT'nin ilk işte dizi filmlerinde de oynamıştım. O zamanlar stüdyoda çekilirdi. Filmler genellikle çok kısa televizyon filmleri olurdu. BBC yöntemi derlerdi. Ona yerler numaralı olurdu. Biz tiyatro gibi. Şimdi yine ona döndünüz aslında bir yerde. Dadıyla galiba değil mi? Ona benziyor evet. Ama daha uzun bir çalışmaydı o. Neredeyse bir aylık bir provadan sonra canlı olarak o gece gösterilirdi. Biz de oynardık tiyatroda oynar gibi. Ve 3-4 kamerayla da çekilirdi. O günden bugüne elbette ki çok mesafeler kat edildi. Ama bu kalite anlamında bu mesafe ne kadardır, ne kadar değildir o çok ayrı bir tartışma konusu ama televizyon teknoloji ilerledikçe eski televizyon değil elbette. Evet. Bizde de hep eskiye karşı o eskinin sıcak, o kendine has, küçük, daha insani o taraflarını hep özlüyorum elbette. Kim 500 milyar isterle bu sıcak, samimi, küçük ortamlar biraz büyük ve belki de biraz daha soğuk ortamlara dönüştü mü diye soracağım açıkçası. Çünkü daha çok insanlar, hani sizi belli insanlar tanıyordu. Bu klasik bir soru biliyorum ama tiyatroyla ilgilenen insanlar tanıyor. Şimdi daha büyük bir kitle tanıyor. Evet. Bu bir soğukluk ve bir zorakilik, bir rahatsızlık getiriyor mu? Tam tersi. Tiyatrodayken zaten seyirciyle bu tarz sıcak ilişki kurmak çok zordu. Yani işte oyun bittikten sonra ya da bir yerde karşılaşıp tiyatroya ilgi, televizyona olan ilgi gibi değil. Bu da son derece doğal elbette. Televizyon evinizin bir köşesinde duran bir aygıt. Onunla her an ilişkiye girebiliyorsunuz. Yani gece uykunuz kaçtığı zaman da televizyonla ilişkiyi kurmanız son derece kolay bir şey. Bir uzaktan kumandayla bunu hallediyorsunuz. Oysa tiyatro öyle bir sanat değil. Yani biraz emek isteyen bir sanat. Hem çalışması öyle hem de seyirci olarak. Çünkü seyircinin de zaten katılmasıyla oluşan bir sanat. Seyirci olmasa tiyatro sanatı da mümkün değil. Ama seyirci olmadığı zaman televizyon yani olabilir. Yani bir roman da yazılabilir. Hatta şiirler de yazılır. Bir çekmeceye konulur. O daha birebir bir ilişki. 50 sene sonra, 80 sonrası sonra o şiirler birisi tarafından okunur, çok beğenilir. Vardır da zaten tarihte bu tarz
olaylar. Ama tiyatro öyle bir şey değil. Daha canlı bir şey. Yani o anda olabilen bir şey. Zaten o yüzden de çok fazla kamerayla haşır neşir olduğu zaman değerinden de yitiren bir sanat. Çünkü birebir sahnede oyuncunun, canlı seyirciyle o doğrudan ilişkisi tiyatronun en büyük lezzeti, tadı. Tabii o ilişki dar alanda yürüdüğü için tanınmanız da o oranda daha dar oluyor ama dar belki oluyordu. Biz belli bir sıcaklığı ama da vardı. Daha sonra tabii ki televizyona çıktığınızda seyirci doğal olarak daha çok ve tanınma imkanınız, ihtimaliniz de artıyor. O oranda artıyor. Sadece benim için değil, televizyona çıkan herkes için. Herkes için geçerli. Sohbetimizi sürdüreceğiz. Olur. Biraz önce romandan söz ettik. Evet. Biraz da kitaplardan söz edelim. Yeni çıkan kitaplara bir göz atalım. Bakalım neler varmış. Bridget Jones'un günlüğü çok ilgi gördü ülkemizde biliyorsunuz. Yakında filmi de girecek vizyona. Bu arada Amerika'nın en sevilen dizilerinden Sex and the City'nin kitabı Türk okurlarına da sunuldu. Şimdi eski havası kalmayan Manhattan'ın en az yaşadıkları mekan kadar havalı kadınlarının hikayesi bu. Aşkı arayan ve tüm bu yapaylık arasında elbette bulamayan. Yani onlar da birer Bridget Jones aslında. Belki biraz daha saldırgan. Bu kitabın yazarı da bir köşe yazarı. Candace Bushnell. Aşksızlıktan aşka geçiyoruz. Yıllarca birbirlerinden uzak kalan iki insanın kavuşmak için gösterdiği sabrı anlatıyor bu kitap. Sabah ile Nurettin onlar. Kitabın adı da aynı. Sabah ile Nurettin. Kitabın geri planında 12 Eylül dönemi de kendini gösteriyor. Onlarla yaptığı röportajları kitaplaştıran da Suna Aras. Aşk olmasa ne yapacağız biz acaba? Ne dinleyeceğiz, ne seyredeceğiz, ne okuyacağız? Yok, sırada bir aşk romanı yok. Aşk ve Yemek adında bir kitap var ama roman değil. Bu kitapta psikiyatrist Philip Hassini kişilerin yemek yeme alışkanlıklarıyla kadın-erkek ilişkisinde aldıkları tavrı karşılaştırıyor. Fransızlar üzerine yaptığı bir anketin sonuçları bu aslında. İsterseniz siz de bu sorulara cevap verebilirsiniz. Kenan Işık'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Evet, ben kim 500 milyar ister'e geldik artık. Şeyi sormak istiyorum size. Böyle kriz dönemlerinde insanların hep paraya ihtiyacı varken ve şimdi daha da beter olmuşken durum. Ve para dağıtan bir yarışmada çalışmak nasıl bir şey? Yani ne hissediyorsunuz? Orada bunların da hesabını yapıyor musunuz? Şimdi parayla biraz özdeşleşmiş de oluyor musunuz ya da? Şimdi Deniz, bu programın dünyanın 80-90 ülkesinde gösterildiğini ve en önce de işte G8'de en zengin ülkelerde başladığını düşünürseniz, yani programın böyle bu para tarafı, yani işte yoksul ülkelerde şöyle ya da çok zengin ülkelerde böyle gibi değil. Yani bunun başka bir tarafı daha var. Yani bu sadece para dağıtıyor olsa, yani işte Milli Piyango çekilişleri de herhalde çok büyük reyting yapardı. Zannediyorum ki bu temel mesele bu parayla alakalı değil. Ben her şey olduğu gibi ona da bir oyun gözüyle bakıyorum. Yani bu bir oyun. Yani siz oyunun bir tarafındasınız, yarışmacı da bir başka tarafında ya da iki kişilik bir oyun diyelim. Bu oyunu seyreden de işte milyonlarca insan var. Yani burada parayla tabii ki çok alakalı. Evet. Doğrudan doğruya, yani çok temel ve belirleyici obje orada kazanılacak olan ikramiye, ama bir taraftan da işte bunu cazibeli hale getirmek için televizyon böyle bir şey. Yani mutlaka bütün programlar seyredilebilirliği oranında değerini başarılı addediliyorlar. Yani buradaki değerin ölçütü sadece seyredilebilirlik. Yani bunun dışında kalitede başka bir şey aranmıyor elbette. Buna böyle baktığınız zaman tabii ki para sanki çok öndeymiş gibi geliyor ama netice itibariyle ben bu programı neredeyse 120 program sundum ama kimse oraya geldiğinde işte ben illa buraya geldim, şu parayı kazanmak için geldim demiyor. Bu bir kültür meselesi de. Yani bizim kültürümüzde bu da yoktur. Yani bu para işleri nedense hep çok fazla öne çıkmaz, itiraf edilmez, gizlidir, saklıdır, çok fazla ihtiyacı. İçten içe ama ne düşünce. Elbette vardır. Yani tabii ki vardır. Yani netice itibariyle ben de kuliste konuştuğum zaman insanların bu amaçlı oldukları çıkıyor. Fakat genel insanlara baktığınızda yani İlla çok paraya ihtiyacım vardı ben buraya geldim demiyorlar. Yani biri doktor, biri iş adamı, öbürü ticaret yapıyor. Yani aman işte şu kadar paraya ihtiyacım var için gelinmiyor. Çok temelde galiba mesele bu değil. Şimdi seyredildiği zaman böyle bir durum ortaya çıkıyor olabilir. Elbette ki çok etkili ve önemlidir ama ben de açıkçası buna böyle bakmıyorum. Buna böyle bakarken zaten ilk programların birindeydi zannediyorum. Ben genç bir öğrenci geldi zannediyorum. Boğaziçi Üniversitesi öğrencisiydi. Çok da başarılı yarışıyordu hakikaten. Yani bir soruda takıldı kaldı. 64 milyar ya da 125 milyar gibi bir para 16 milyara indi. Ben bile çok üzüldüm o anda.
Annesine sordum. Annesi arkada oturuyordu. Çok üzüldüm. Ben üzülmüyordum. Oğlumun canı sağ olsun dedi. Birdenbire kendime geldim. Yani evet. Ne demek? Şimdi ben meseleye öyle bakıyorsam bu üzülecek bir mesele. Ama o oğlunun başarısı olarak bakıyorsa tabii. O onun için para çok ön planda olmuyor elbette. Yani bunun için acaba sadece bu para mıdır ya da orada bir atmosfer var, bir oyun sadece var? Sadece meselesi olmadığı kesin geliyor, tabii. Gelmiyor. Ama hani bu dönemlerde bir ilgi de artıyor mu diye düşündürüyor. Hiç aklıma gelmiyor. Yani programa krizden önce başlamıştık. Biz krizden önce nasıl aynı sanıyorsan, ilgiyi görmüştü tabii yani. Aynı ilgiyi görmüştü. Şimdi evet. De yine o ilgi devam ediyor. Yani o zaman nasıl görüyorsam yarışmayı yine öyle görüyorum. Yani bir drama gibi bakıyorum. Peki mesela Türkiye'de şöyle bir şey var. Bir zamanlar yine yarışmalar çok revaçtaydı. Sonra kim 500 milyar isterle yeniden revaçta oldu. Yani biz çabuk tüketip sonra bir geriye dönüyoruz. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Aslında, yani yarışmaların böyle revaçta olup sonra tekrar inmesi, sonra çıkması. Sizce neye bağlı? Televizyon dünyası böyle bir şey değil mi zaten? Yani her şeyi çok çabuk tüketen bir dünya, televizyon dünyası. Yani sürekli kendini yenilemezse ve değiştirmezse hemen geri plana düşüyor o program ya da o kanal. Bu yüzden de sürekli bir şeyler üretiliyor ve üretilen şey çok süratle tüketiliyor. Çöpe atılıyor ve bir yenisi geliyor. Yani şu meseleye baktığınız zaman önce talk show'lar çok modayken sonra reality show'lar moda oldu. Gitti, sonra yani sırayla işte şimdi quiz show. Şimdi artık sitcom dönemi başladı. Şimdi ne derler, biri bizi gözetliyor ve benzeri gibi programlar daha uç noktada. Çok daha frapan programlar gündeme geldi. Bütün bunların yani birkaç yıllık ömrü var bana sorarsanız. Ve bu ömürlerini tamamlayıp gidiyorlar. Yani sanatın öbür dalları gibi değil. Zaten televizyonu çok sanatla yan yana tutmak da bence biraz abes. Evet, televizyon başka bir şey. Yani televizyonda haber var, işte belgesel var, spor var, dizi var ve benzeri bütün bunlarla beraber olan bir şey. Ve televizyonda yani sanatla alakalı bir program düşündüğünüz zaman da mutlaka bir önceki haberle ya da ondan sonra başlayacak olan işte magazin programıyla yan yana düşünmek zorundasınız. Başka çareniz yok. Sanatla olan ne kadar ilişkisi olabilir ki? Evet tabii tüketilen doğrudan bir şey sonuçta. Sanatla. Peki yani kaset projesine hemen geçelim istiyorum. O nasıl doğdu ve şimdi tepkiler nasıl? O bir benim hobimdi belki. Evet. Yani şiiri ne kadar çok sevdim. Bir oyuncu olarak zaten evet. Şiir okumak da değil mi? Hepimizde vardır. Yani şiiri ben yani yüksek sesle de okumam ama o çok merak ettiğim, çok şey yaptığım bir alandır. Çok da sevdiğim bir alandır. Çünkü yani dilin yetmediği, hükmedemediği yerlerde birdenbire söz öyle bir şekilde aracı oluyor değil mi? Başka bir kisveye bürünür ki, başka bir kimliğe bürünür. Öyle bir yan yana gelir ki iki olmadık kelime size çok çok fazla şeyler anlatır. Yani bu beni büyüler aslında. Yani söz bu anlamda ne kadar değerli bir şey olduğu çıkar ortaya. Ama günlük kullandığımız dille kendimizi ifade etmemiz artık gittikçe zorlaşıyor. Bu yüzden de müziğe ve şiire başvuruyoruz. Yani aşkı ifade edemediğimiz zaman gündelik dille yani bizde olan o duygu, o değişim, o aşk duygusunu 3 cümle 5 cümleyle anlatamadığımızda birdenbire bir müzik işte bu ya da bir şiiri dinlediğimizde benim hissettiğim işte bu şair benim hissettiğimi söylüyor diyebiliyoruz. Ya da bu protest anlamda ya da politik anlamda da her türlü anlamda olabilir bu. Bu yüzden çok merak ettiğim bir alan. Yani sözle oynayan herkesi ben çok seviyorum açıkçası. Yerli ya da yabancı. Ben bir programda Zerrin Özer'le beraberdim. Zerrin Özer, seyirciler, dinleyiciler şiir istediler. Ben de okudum birkaç tane. Ve sonra bu bunun üzerine Zerrin Özer dedi ki işte şiir kaseti çıkarsınız çok etkiliydi. Şiirler deyince hani birbirine komplimanlar yaparlar böyle durumlarda. Sadece ben de öyle bir kompliman zannettim. Evet. Sonra Zerrin Özer direndi gerçekten. Ben de siz de şarkı söylerseniz dedim. Çünkü çok beğendiğim bir sanatçı Zerrin. Yani olağanüstü bir yorumcu. Evet. O da elbette yaparım dedi. Üstelik ben bunu teklif ederken bu kasetin prodüktörü olmak için teklif ediyorum dedi. Onun da yaptığı ilk iş yani prodüktörü olduğu ilk iş böyle çıktı kaset ortaya. Çok güzel çıkmış. Tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. Geldiğiniz için de çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür çok keyifli bir sohbetti. Sağ olun. Şimdi biraz da müziğe geçiyoruz.